arkadaşıma uğrayayım dedim. İki lafın belini kıralım. İyi yaptın, iyi yaptın canım. Nasılsın? Ha? Ben iyiyim. İyiyim de aklım hep sende. Ben de. Neden, ne oldu ki? Kirmeciğim, seni çok iyi tanırım. Çok eski dostumsun. Senin canını sıkan bir şey var. Bana söylemiyorsun. Ay, yok Ayşe'cim, ne olacak? Ay, oğlum yanımda, keyfim yerinde. Yok canım, ne derdim olacak benim, merak etme. Bu erkekler bizim hayatımızdayken dertler biter mi? Hepsi aynı. Hepsi. İyisi yok. Yani anlayamadım, nereden çıktı şimdi bunlar? Yalan mı hayatım? Geçen gün televizyonu açtım. Yeni bir evli çift. Kocası aldatmış. Çok sinirim bozuldu. Hemen kanalı da değiştirdim. Diğer kanalda da. 30 yıllık bir evlilik. Adam karısını aldatıyor. Kadın da bunu takip ettirerek öğreniyor. İyi de senin sinirin niye bozuldu buna? Bana bak, sizin Tekin'le aranızda böyle bir şey yok inşallah. Ha? Yok ayol. Ayol, Tekin'in gözü benden başkasını görmez ki ya. İyi. Ben ne bileyim, sen böyle sinirim falan bozuldu deyince ben de dedim bir şeyler oluyor herhalde. Neyse ya, boş ver. Ben çok konuştum. Hadi acıksana. Nasıl? Yusuf'la aranız iyi değil mi? Dünyanın çivisi çıkmış zaten. Eskiden böyle miydi? Ha? Şimdi erkeklerin gözü hep böyle dışarıda. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne konuşuyorsunuz öyle hararetli hararetli? Hiç. Erkeklerden başka dert mi var dünyada? Ya diyorum ki, son zamanlarda erkeklere hiç güven olmuyor. Kimisi gidiyor karısını aldatıyor. Kimisi daha ileri gidip ev tutuyor. Ay Ayşe, yani içim şişti. Hayır, söyleyeceğim bir şey varsa, yani bir şey söylemeye çalışıyorsan böyle direkt açık açık söyle de kurtulalım. Ha? Açık açık söyle diyor ayol. Ay, muhabbet ediyoruz şurada kız. Ay, ne bileyim, böyle geldiğinden beri bir erkekte aldatmaktı falan, yani bir türkü tutturmuş gidiyorsun hayatım. Haklısın Kerimeciğim. Haklısın tabii ki. Şu programlar. Ay, o kadar yani izliyorum ki. Ama tabii yani gamsız da olmadığım için dertleniyorum. Ne yapayım? Ben bir şuna bakıp geleyim. Bak, görüyor musun? Ben burada içimi açıyorum. Derdimi paylaşıyorum. Bir muhabbet açıyorum yani. O benim yanımda telefonla bile konuşmuyor. Sanki ben yabancıyım. Çabuk söyle, çok vaktim yok. Kerime abla, Yusuf Bey'i takip ediyorum da her şey normal. Bilgin olsun diye aradım. Tamam, tamam, sen takibe devam et. Tamam abla. Sen de insan evladısın Yusuf. Er ya da geç bir hata yapacaksın. Bir fire vereceksin elbet. Ayol, o ne uzun telefon konuşması yahu. Gençler gibi yani, kapandın mutfağa, fıdı 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 konuştun. Ay yok canım, gitmişken ocağa da baktım, yemek vardı üstünde. Ay bir de bilmiyorum, böyle bir baş ağrısı var, bugün ilaç aldım. Esma yok mu, o yemeğe bakmıyor mu yani? Zaten ne içeceksin diye de soran yok. Keşke ben iş listesini çıkarıp sizden icazet alsaydım Ayşe Hanım. Baksanıza, bayağı bizim eve iş edindiniz. Bana laf mı soktu? Ha, sen şey diyorsun yani. Yerini bil, git evinde otur. Öyle mi?
Ay yok Ayşe'cim, olur mu öyle şey? Ya biliyorsun sen bizim Nebati, o böyle arada latife yapmaya bayılır. Yok yok, ben anladım anlayacağımı. Yok. Canım alınganlık yapma sen de. Hayır o, yani sen böyle sorular sormazsın ya, ondan merak etti seni. Ayol benim merak edilecek bir şeyim yok ki. Yok yani. Her şeyim ayağım meyan ortada. Gizli saklı işler çeviren sizsiniz. Ayşe Hanım biz ne çeviriyoruz acaba gizli kapaklı? Gizli gizli mutfakta telefonla konuşmalar. Buluşup bir yerlere gitmeler, bana haber vermemeler. Sorularıma cevap vermemeler. Hayırdır? Sen birini mi takip ettiriyorsun? Hayır yani bir şey varsa söyle. Kaç yıllık dostuz. Ha belki bir faydam olur. Doğru diyorsun. Kaç yıllık dostuz. Hadi söyle Nebahat'ı. Söyle hadi. Evet söyle. Söyle bak benden laf çıkmaz. Ben ne söyleyeyim şimdi durduk yere? Bak. Bak görüyor musun? Bak her şeyi bu bozuyor. Evet bu ketum bu. Kadın tam söyleyecek, onu etkileyen sensin, susturan sensin. Söyle diyor işte, söylesene. Tabii söyle Nebahat'cığım. Yani bizim arkadaşımız Ayşe. Şimdi biz birini takip ettiriyoruz ya. Belki böyle birini kaçırırken halıya sarmak için falan yardımına ihtiyacımız olur. Kerime, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ay yok Ayşe'cim ne dalga geçeceğim ama yani sen de böyle geldiğinden beri yok erkeklerdi, yok aldatmaydı, yok birini takip ettirmeydi. Yani söylenip duruyorsun Ayşe'cim. Ya bence sen çok dizi izleme yani. Ay tamam Kerime, daha fazla mahcup etme beni. Ay bir çocuk gibi azarlamadın kaldı he. Ay hayır canım azarlamıyorum ama yani birini takip ettirmek kim biz kim? Ayşe Hanım. Bizim evde yapılan en heyecanlı şey ne biliyor musunuz? Kara lahana sarması. O yüzden mi bu kadar donup kaldınız? Ha? Bir araba laf konuştunuz. O yüzden mi? İnsan yapmadığı bir şey için bu kadar uzun konuşmaz. Ya bak şimdi şu söylediğine bak. Ben vallahi güceniyorum artık yani. Ben söyleyeceğimi söyledim. Siz bilirsiniz. Ama... Kerime. Bu Ayşe'de var bir haller. Var var. Var bir şeyler. Acaba bir şeyler biliyor mu dersin? Yok canım nereden bilecek? Ama Ayşe bu. Belli de olmaz yani. Yok ben çok fazla film izliyormuşum da. Bak 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 laflara bak laflara. Esas sensin o Nebahat'le beraber o kadar filmi çeviren. Evet esas sensin. Ama ben bulurum sizin neler çevirdiğinizi ben bulurum. Dur sen dur. Anne sen iyi misin? Ne bu kızgınlık ya? İyiyim oğlum iyiyim. E ne yapayım? Bütün gün yalnızlıktan oğlum. Kendi kendime konuşuyorum. Sen yalnız mısın anne? Hay ben bütün gün hiçbir şey konuşmayayım mı? Ha? Size hiçbir laf etmeyeyim, ağzımı da açmayayım değil mi? Açmayayım yani. Ben ne dedim şimdi ya?